Artırdıkça artırıyor. Binlerce şükür. Evet, şimdi soğan sarımsağın üzerine. Ve şimdi... Bıçağımı biri nereye mi koydum acaba? Nerede olabilir canım? Neredesin? Burada yok, orada yok. Oralarda yok. Acaba çekmecede mi? Ah canım benim, buradaymışsın. Seni ne kadar çok aradım. Sana ihtiyacım var. Evet sevgili seyirciler, efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere güzel bir kebap hazırlayacağım bugün. Sultan kebabı, tavuklu, bol sebzeli olacak. Ama bıçağımın önce keskin olması gerekiyor. Bıçağımı hemen bileğliyorum, masatlayıp keskin hale getirdikten sonra sevgili seyircilerim, sultan kebabında bir tavuklu harç bölümü var, bir de beşamel sosu var. Üzerinde soslu ve kaşarlı olan yufkalarla da sarılmış güzel bir ana yemek. Efendim iki bütün tavuk göğüse ihtiyacımız var. Sevgili seyirciler, buradan 8 porsiyon çıkartacağım çünkü. 2 tane soğan, 6 diş sarımsak, 1 su bardağı bezelye, 1 çorba kaşığı domates, 1 çorba kaşığı biber salçası, 2 tane havuç, 2 kırmızı biber, 2 domates, 1 yeşil biber. Burada bir tane büyük yufkaya ihtiyacımız var. Küçük olursa 2 tane de olabilir. Beşamel sosuna geldiğimizde kıymetli seyircilerim, 1 litre süt, 2,5 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı tereyağı, üzerine muskatla rendeleyeceğim ve üzerine de kaşar peyniri olacak. Ama içine yumurta sarısı da koyarsanız artı daha bir lezzet olur. Siz bilirsiniz. İsterseniz bir tane de yumurta sarısı koyabilirsin içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizden geldiğince en güzel kebabı hazırlamak için çaba sarf edeceğim sevgili seyircilerim. Öncelikle neyle başlıyoruz? Soğan, sarımsağı doğruyorum. Sebzeler önce, tavuk eti sonra geliyor. Yufkanın tazeliğine bakın. Çok taze olması gerekiyor. Gerçekten de öyle, bakın görüyor musunuz? Taptaze bir yufka ile hazırlanıyor sultan kebabı. Canım orada bekler misin sevgili? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Önce soğanları doğruyorum. Sultan kebabı için soğan, sarımsak, zeytinyağında biraz kavruldular. Şimdi doğranmış tavuk eti geliyor. Soruların içinde bana şöyle sorular da gelebiliyor. Oktay Usta, önce tavuk değil de soğan, sarımsak koydun diye, bu yöntemle yaparsanız tavuk yemeğiniz çok lezzetli olur. Baştan tavuğunu koyup diğerlerini koyarsanız tavuk etiniz kuru kuru olur. Ondan dolayı sevgili seyirciler, sizler için yemeğin en güzelini, en lezzetli halini hazırlamaya çalışıyorum. Evet, şimdi soğan sarımsağın üzerine tavuk eti geldi. Hemen burada döndürülürken sırasıyla havuç gelecek. Bezelyeler, biberler gelecek şimdi. Çok renkli olacak ve bol lezzetli olacak. Tavuklarımızın rengi değiştikten hemen sonra doğranmış buraya havuç gelecek, bezelye gelecek. Çok renkli ve müthiş lezzetli bir sultan kebabı olacak. Kıymetli seyircilerim, şimdi bakın renkliliği göreceğiz. Anında rengarenk bir iç harç olacak. Tavuğu, soğanı, sarımsağı, bol lezzetli geniş bir tava ya da tencere tercih ederseniz işiniz kolay olur. Zeytinyağı ve çiçek yağı karışımı yapabilirsiniz. Beşamel sos gelecek üzerine. Şimdi sırasıyla bir yeşil biber, kırmızı biber, salça ve domates baharatlar gelecek buranın içine. Önce sebzeler ve etler birlikte pişiyorlar. Kebabımızın iç harcını hazırlıyoruz. Havuç, bezelye, tavuk, soğan, sarımsak yaklaşık olarak yüksek ateşte bir 10 dakika kadar bu şekliyle kavruluyor. Buranın üzerine sırasıyla
kırmızı biber ve yeşil biber geliyor. Geriye domates ve salçası kaldı. Salça konusunda isterseniz salça koymayabilirsiniz. Oktoysa buradaki renklilik yeterli benim için derseniz koymayabilirsiniz. Ya domates o zaman koyacaksınız. Çünkü birbirine yapıştıracak bir sıvıya ihtiyaç var. Kıymetli seyircilerim. Şimdi buranın üzerine hemen tuzunu ekleyelim. Yeteri kadar. 1,5 tatlı kaşığı kadar ama mutlaka siz kontrol edin. Kendi damak zevkinize göre. Karabiberi biraz bol olsun. Çünkü tavuk yemekleri karabiberle birlikte güzel olur. Karabiberini koydum. Acı sevenler için bir kaşık da pul biber veriyorum. Acı seven seyircilerimi düşünerekten. Bir güzel koku geliyor sevgili seyirciler şu anda. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Nimetin güzelliğine bakın. Şükredelim ki rızkımız artsın, sofralarımız bereketlensin. Çünkü Rabbim öyle buyuruyor. Şükredin, artırayım diyor, çoğaltayım diyor. Şükürler olsun Allah'ımıza. Artırdıkça artırıyor, binlerce şükür. Evet, şimdi 2 dakikada böyle biberlerle kavuracağım. Sonra salça ve domates gelecek. Domates ve biber salçası döküyorum. Birer kaşık. Tatlı kaşığı olur, çorba kaşığı olur. Ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Salçayla da şöyle hemen bir harmanlıyor. Ve hemen hiç bekletmeden üzerine domatesini vereceğim. Şöyle bir hemen salça bir tadını önce versin. Tavuklara açığa çıksın. Sonrasında domates gelsin istiyorum üzerine. Canım benim sevgiyle hazırlanınca ne de güzel oluyormuş. İki domates de geliyor. En son birazcık da kekik vereceğim buraya. Ondan sonra burası hazır. Bu haliyle 2 dakika kavuruyorum. Soğumaya alıyorum. Ondan sonra hemen sevgili seyircilerim beşamel sosuna geçiyorum. Sultan kebabımızın şimdi sıra geldi beşamel sosuna. Üzerindeki muskat cevizini alıyorum. Çünkü bunu birazdan üzerine rendeleyeceğim. Tencerenin içine bir çorba kaşığı tereyağı ile birlikte 2,5 çorba kaşığı un iniyor. İndi. Canım sen burada bekler misin lütfen? Şöyle hemen 2 dakikalık bir kavrulma işlemi yapıyoruz. Üzerine soğuk sütünü vereceğiz. Canım erir misin? Hadi bakayım lütfen. Sevgiyle. Bakın şurada ortadan başladı. Görüyoruz köpük köpük. Kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle açıyı genişletiyorum. Burada hafif bir böyle tereyağıyla güzel un kokusunu yakaladığımız anda soğuk sütünü vereceğim. Hızlı, zaman çok kıymetli. Misafir ağırlayabileceğiniz bir yemekten bahsediyorum. Bu lezzeti tadanlar bayağı bir süre konuşurlar. Oktay Usta. Ne güzel hazırlamışsın. Sayende biz de güzel lezzetleri sevdiklerimize hazırladık diyebileceksiniz. Şimdi tereyağı ve un şöyle biraz hemen kavrulduktan sonra bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle iniyor. Soğuk süt iniyor. Ne kadar süt miktarı? 1 litre. Bol soslu bir kebap oluyor. Hızlıca karıştırın. Beşamel sosumuzun kıvamı koyulaştı. Ufak ufak kaynamaya başladı. Tuzunu ekliyorum. Hemen bir tatlı kaşığı kadar. Karabiber ve burada muskat gelecek. Muskat rendeleyeceğim. Kıymetli seyircilerim, muskat baharatçılarda satılır. Şu şekilde. Çok serttir. Şöyle rendenin ince yerinden rendeliyoruz. Güzel bir rahiyası vardır. Çok güzel bir koku katar. Sevenler rendelesinler. Bakın rendelediğimiz zaman böyle de bir görüntüsü ortaya çıkar. Tamam çok fazla rendelemeyin yalnız baskın bir aromaya sahiptir. Tadını değiştirmesin. Hafif böyle derinlerden gelmesi yeterli olur. Canım benim bir kayna görelim hemen. Sevgili seyircilerim şimdi beşamel sos hazırlanırken tavuğumuz da soğumaya bırakıldı. Bakın ceylan gözü oldu. Hemen altını kapatıyorum. Çok uzun uzun kaynatmayalım. Aşırı sert olur. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi o sırada tavuğumuz soğumaya başlamıştı. Şimdi bir kaşıkla buraya hafiften kekik veriyorum.
sevdiğiniz baharatların her türlüsünü koyabilirsiniz. Kimyon, köri, başka ne seviyorsanız ondan koyabilirsiniz. Bol sebzeli, domates ve salça. İkisinin bir arada olması çok önemli. Bakın sevgili seyirciler, birini koy, salça koymayabilirsiniz demiştim ama konulursa da sanki daha güzel oluyor. Bakın renk daha gayet başarılı oldu. Şimdi burası soğudu. Canım seni şöyle alabilir miyim? Şurada birazcık sen dinlen. Sosumuz da hazır. Ben hemen şimdi şurada yufkayı 8'e kesiyorum. 8 porsiyon çıkartacağım buradan. Kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı şöyle tezgahımı açıyorum. Taze alınmış yufka. Taze olması önemlidir. Çok güzel. Hemen ortadan 2'ye, 4'e, 6'ya ve 8'e bölüyorum. Canım benim ne yaptın öyle? Heh, tamam. Şimdi böldükten sonra fırın kabımı hemen yağlıyorum. Zeminini mutlaka yağlayın. Yağlanmadığı takdirde fırın kabınızın içine yapışır, kaldırması zor olur. Onun için sıvı yağıyla güzelce içini yağlıyoruz. Ve şimdi doldurma bölümü diyorum. Doldurma bölümüne geçiyorum kıymetli seyircilerim. Hazır mıyız? Getiriyorum. Şöyle kase burada. Ki kenarlara doğru hamurlar, yufkalar sarktı. Şimdi şuranın içine, kasedeki havuzun içine buradaki tavuklu harcımızdan koyuyoruz. Harcı 8'e göre böleceğiz. Ona göre ayarlayacağız. Sevgili seyircilerim, kişi başı bir porsiyon yemek bu güzel. Burası herhalde yeterli gelir. Şimdi şuradan hemen kenarlardan sarkan bölümleri içeriye doğru alıyoruz. Şurada şöyle düzgün hale getiriyoruz. Getirdikten sonra şu hareket şu. Parmaklar geliyor, döndürülüyor. Ayrıl da gel canım. Ve ayrılıyor. Görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Hemen yağlanmış olan fırın kabının içine alınıyor sultan kebabı. Beşamel sosumuz biraz sıcaklığı çıktı. Şu anda toplamda 9 porsiyon çıktı. 8 demiştim. Bir tane daha çıktı buraya. Bayağı da güzel, bereketli oldu. Bakın sosun kıvamını paylaşayım sizlerle. Şu güzelliği görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Şimdi geliyor. Hemen başlıyorum şuradan. Tam üstüne döküyoruz bakın. Sevgiyle sosu şöyle gezdirerek dökelim ki her tarafını sos kaplasın. Sosla buluşmuş olacak. Evet, sosuyla buluştu. Bir tanelik için ayırdım oraya. Şuradaki bir kase için. Üzerine şimdi hemen kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Az çok, tamamen herkes bütçesine göre hareket edebilir. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. 180 derecelik ısıtılmış fırında en fazla 15 dakika civarında sevgili seyirciler, kaşarları eriyecek ama yanmayacak. Hafif kızarabilir. Renk aldırabilirsiniz. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Bu güzellikler inşallah sizin sofranızda olacak. Hiç bekletmeden fırının orta katın bir altına gönderiyorum. Nasıl sevgili seyircilerim? Şu güzelliğe bakın. Görüyor musunuz? Gidiyor fırına. Canım iyi yolculuklar. Sevdiklerimiz sofrada seni bekliyor. Güzel güzel piş. Güzel güzel fırından geri gel. Oldu mu canım? İyi yolculuklar. Hadi. Kapağından kontrol edeceğiz. Yakmadan pişiriyoruz. Kebabımız fırından çıkıyor kıymetli seyircilerim. Şu güzelliğe bakın. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun. Ya Rabbi bu güzellikler sizin sofranızda olacak. Ondan yana çok sevinçliyim ve mutluyum. Sevgili seyircilerim. Canım ben kapanırsan. Heh.
Tamam. Oh şu güzelliğe bakın. Fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz bakın yanlardan. Çünkü fırın kabı cam kabı olduğu için ısıyı devam ettirir. Çok güzel oldu. Kaşarlar kızarana kadar tutuyoruz. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika kadar süre geçti. Bundan fazla kızartmayalım. Kurumasın çünkü. Evet sevgili seyircilerim şimdi birazdan sunum bölümüne geçeceğim. Evet efendim şimdi servis vakti. Sultan kebabımızın hemen şöyle ilk sıcaklığı çıksın. Sosuyla bir kaynaşsın. Şu güzelliğe bakın. Allah'ım şu buhar çıkıyor. Sıcacık ve taptaze ve lezzetli bir kebap çıktı ortaya. Sos servis ederken şuradaki soslardan da paylaştırın. Servis tabaklarına güzel olur. Kıymetli seyircilerim. Evet şimdi Sultan kebabımızın hemen servisini doku testini de sizlerle paylaşayım. Biraz uzun video oldu. Hakkınızı helal edin ama önemli bir kebap. Yani Sultan sevmiş bu lezzeti. Herkes sevecek ama hiçbir detayında atlanmaması gerekiyor ondan dolayı. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadan ikiye kesiyorum sevgili seyircilerim. Şöyle açayım. Canım kaşar peyniri ne yapıyorsun? Gel bakayım şöyle kenara o zaman. Şöyle sevgili seyircilerim. Bir de şuradan şöyle yufka. Tek kat yufka koydum. İsteyenler çift yufka da koyabilirler. Üzerinde sosu. Bakın incecik yufkası. Şurada kaşar peyniri kızarmış. Lokum gibi şöyle daldırıyorsunuz çatalınızı. Afiyetle birlikte güzelce yeniliyor Sultan kebabı. Evet sevgili seyircilerim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah kısmet ederse yeni lezzetlerde, yeni tatlarda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlık kalın, Allah'a emanet olun.